Yaz tatillerinin vazgeçilmez eğlencesi su kaydırakları sizce ne kadar tehlikeli olabilir? Eğer su kaydıraklarının gayet masum ve güvenli olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü birazdan çok tehlikeli olduğu için kapatılmış 10 su kaydırağını ve tehlikelerini izleyeceksiniz. Kanada'da Calypso Su Parkı'nda yer alan Steamer adındaki su kaydırağı 2015 yılında hakkında açılan 25 suçlamadan dolayı kapatılmıştır. 25 suçlamanın 6'sında suçlu bulunan Steamer su kaydırağı güvenlik gerekçesiyle süresiz olarak kullanıma kapatılır. Alışık olduğumuz su kaydıraklarından epey farklı olan Steamer'da kapatılmadan önce çok sayıda kaza yaşanmıştır. Aqua Shipper adındaki bu su kaydırağı da en son küçük bir çocuğun su kaydırağından kafasını çarpıp bilincini kaybetmesi nedeniyle kapatılmıştır. Ama bu kaza Aqua Shipper'in ilk vukuatı değildir. Daha önce de birkaç kişinin bacağını, kolunu kırdığı su kaydırağı geçmişte de birkaç kez kapatılmıştı. Amerika, Ohio'da bulunan Shotten Rapids ilk bakışta roller coaster'a benzemekte. Raylar üzerinde giden salda toplamda 10 kişi oturuyor ve yüksekten aşağıya suya doğru süzülüyorlar. Ama bu sıra dışı su kaydırağı da pek çok kez kazaya sebep olduğundan dolayı artık kullanılmamakta. Salın içerisinde koltuklara sıkışan insanlardan, rayların en üzerinde çalışmamaya başlayan mekanizmadan ve kafalarını vuran insanlara kadar birçok felaket bu su kaydırağında yaşanmıştır. Yine Amerika'da bulunan bu su kaydırağı Orlando'da bir su parkının içerisinde bulunmakta. İçi simsiyah olan bu su kaydırağında kayan çok sayıda kişi bileğini ve kolunu kırmıştır. Kafasından darbe alan, hatta erken gönderildiği için kaydırağın içerisinde başka insanlarla çarpışan pek çok insan da bulunmaktadır. Elbette tüm bu kazalardan sonra mahkeme kararıyla bu su kaydırağı kapatılmıştır. Dünyanın en uzun su kaydıraklarından birisi olan Insano, Brezilya'da bulunmakta. 62 kilometre hızla aşağıya kayılan bu su kaydırağında sadece 5 saniye durulmakta. Ama bu hızla kayan biri 5 saniye içerisinde ayağını ve kolunu kaydırağın kenarlarına çarparken sırtını da kaydırağın yüzeyinde çizdirmektedir. Bunların dışında o hızla suya girmek de kişilere fiziksel travma yaratmaktadır. Sıradaki su kaydırağı ise tek kelimeyle nefes kesici. Camla kapalı bir mekanizmadan ayakta kaymaya başladığınız Sahara'da şimdiye kadar sayısız kaza yaşanmıştır. Elbette bu kazalardan sonra su kaydırağına davalar açılmış fakat hiçbirinde Sahara tehlikeli ve güvensiz bulunmamıştır. Bir diğer tehlikeli su kaydırağı ise New Jersey'de bir su parkında bulunmaktadır. Dünyanın en tehlikeli su kaydıraklarından birisi olan Cannonball'da en çok suya inişler sırasında kazalar yaşanmakta. Hatta yapılan araştırmalar Amerika'da en çok kazanın yaşandığı su kaydırağı olarak Cannonball'u göstermektedir. Dünyanın en uzun su kaydırağı olarak kabul edilen bu kaydırak Amerika'nın Kansas eyaletinde bulunmakta. 65 kilometre hızla kayılan bu su kaydırağı 52 metre uzunluğuyla ve Almanca çılgın anlamına gelen ismiyle dikkatleri üzerine çekmekte. Bunun dışında bu uzun kaydırak sebep olduğu feci kazalarla da tanınıyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda su kaydırağında küçük bir çocuk hayatını kaybetmiş ve verdikt soruşturma boyunca kapalı kalmıştır. Güvenlik gerekçeleriyle tehlikeli bulunan bir diğer su kaydırağı Geronimo, New Jersey'de bir su parkında bulunmaktadır. Çok uzun ve hızlı olan bu su kaydırağında kayan kişiler zemine değerek değil havada uçarak kaymaktalar. Bu durumda Geronimo'yu tehlikeli su kaydırakları listesine sokmaktadır. ...1985 yılında açılan Cannonball'da her ne kadar kimse ölmemiş olsa da çok sayıda yaralanma olayı yaşanmıştır. Arda arda yaşanan bu kazalardan sonra Cannonball Loop kapatılmıştır. Bunlar Kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.